Evet, şimdi kısa böyle bir telefon bağlantımız var. Alen abi, senin için bağlanan bir dinleyicimiz var. Dinleyicimiz değil. Sürpriz mi yapıyorsunuz? Herkes yüzü gülüyor ama. Heyecanla bekliyoruz. Deve Erol, hatta abi, duyabiliyor musun bizi? Evet. Erol evet, abi. Duyuyorum. Duyuyorum, evet. Evet, Erol abi, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tekrardan sesini duymak güzel oldu. Şimdi Alen abi burada, biliyorsun. Sorun var demiştin. Bir soru alabilir miyiz senden? Bir soru olsun ama abi, lütfen. Tamam. Yayındaki herkese kolaylıklar dilerim. Özden merhaba. Kolay gelsin sana da. Evet, selam amigocuğum. 40 yıllık arkadaşım. Merhaba dünya sevgili tribünlerinde, dünya tribünlerinde senin klasında bir amigo yok, biliyorsun bunu. Tribünde bir maestro gibi yönetiyorsun. Gözler hep sende. Bazen kıpkırmızı oluyorsun hırstan. Bazen boyun damarların bir fırlıyor. Korkuyoruz kalp krizi geçirecek diye. Ama taraftarın görmek istediği o zaten. Doğallık. Evet. Acayip yakışıyorsun tribüne. Beşiktaş çok şanslı bence senin gibi bir amigosu olduğu için. Senin ağzından böyle bunları duymak ne büyük şeref. Sevgili evet, ama övgüler bitti, şimdi sorular geliyor. Hazır mısın? Are you ready? Evet, buyur. Oğlum 40 yıllık arkadaşız. 7 yıldır Çarşı Depo diye bir yer var. Bütün tribün organizasyonları, pankartlar, bütün her şey orada yapılıyor. Bir kere niye gelmedin? Niye gelmedin, ziyaret etmedin? O şarkı senin dediğin. Şarkı senin dediğin de iyi. Eğer gelmezsen ben de maç günü senin ocak başına sarhoş gelirim, pislik yaparım. Sen öyle şey sarhoş, sen içki içmiyorsun ki. Aa yok lan, yapmam lan, senin hayranların döver beni orada. Tamam, söz, geleceğim. Helal olsun. Çarşı Depo arkadaşlarımın... Sen işinde haklısın, geleceğim, söz. Evet. Çarşı Depo'daki arkadaşların selamı var sana. Aleyküm selam. Esas sorumu soracağım sana şimdi. Evet. Aklımda kalmıştı. Bir kere Avrupa'ya, Almanya'ya maça gideceğimizde Kartal Kafe'nin önünde buluşup havaalanına öyle gidecektik. Herkes sırt çantası, spor çanta, valiz vesaire geldi. Sen niye bin poşetiyle geldin abi? Eşyalarını bin poşetine koymuşsun, plastik. Bunu açıklar mısın? Yani BİM'den abi ben... şey deme hakkım var, sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor deme hakkım var. Sponsorun ücreti aldım BİM'den. Tünele mi girdin? Var. Ben Ömer de vardı, bizim öküz Ömer de vardı. Onun çantasına bir tane atlet getirmiştim. Elimde taşımayayım diye atleti. Poşetine varsa onu buldum, onun içine koydum. Cool. Ömer'in çantasına koyacaktım. Kıvır. Peki üçgen bir ben senin bombalarını niye patlatayım peki de Erol? Bir dakika, ben sonra bitmedi lan manyak. Ben senin bombalarını patlatayım mı? Dur lan, üçgen vücutlar niye hep kısa boylu? Spor benim için yapmıyorsun, kendin için yapıyorsun. Niye tribüne daptaracık body giyip o kaslarını gözümüze sokuyorsun? Hani yani siz şişkosunuz, ben fitim mi diyorsun? Kadın ve kız arkadaşlar da öyle. Güzel vücudu olanlar vücudunu abiye kıyafetlerle, dar body giysilerle sergilemezler mi? Vücudu sen güzel olan dar pantolon da giyer. Biz de abi, dar, aslında ben dar atlet giymiyorum. Stada şey, abiler mi giyiyor kadınlar? Ya abi değil yani işte. Erol abi diyor ki stada, diyor hani niye dar bodylerle dar giyiyorsun? Dar bodyle gelmiyorum. Benim vücut geniş ya. Atlet söylüyor. Sen... Bir gün Alen Trabzon maçı vardı. Evet. Alen Trabzon maçının yeni açının önüne gittik. Trabzonlar bize küfür etti diye onları döveceğiz gibi ya. Gitti gene aşının önüne. 10-15 kişi varız herhalde. Neyse patır kütür övmeyelim kendimizi. Bir şeyler yaptık. Geri dönüyoruz grup olarak. Ulan bir baktık Alen yok. İleriden de Alen'in ciyak ciyak bağırmaları geliyor. Bir bak, bir geri döndük ki Trabzonlar abi pirana gibi Alen'i almış, ortaya dövüyorlar. Ulan ne güldük ne güldük. Benim hayatımı da orada Ercü kurtarmıştır. Vallahi hatırlıyorum. Alen bir geldi, saç baş dağılmış. Neredesiniz falan? Öldürüyorlar koyayım diye koştu diye bize. Sizi topladı. İyi hatırlıyorum. Evet. Büyük Tonga'ya gelmiştim orada. Evet, Selam'a evet. Çok eski o. 81 falan o. 81-82 falan. Öyle mi? Evet. Eyvallah eyvallah. Bak ben senin radyoya bağlanmandan mütevellit, senin bombalarını patlatmıyorum kardeşim. Mütevellit. Ama bir daha bana saldırırsan ben de sana konuş. Saldırırım. Mütevellit ama uyandırayım seni. Benden aşağı vurma. Benim stilimle saldır bana. Bak Özden diyor ki bir başka programda beraber diyor program yapın diyor ikiniz diyor. Olur olur. Ben utanırım canlı yayında ama bak şimdi kağıda yazarsam tamam. Tamam, burada yüzün gözükmüyor zaten, radyo oğlum, sesi çıkıyor. Ha öyle değil mi lan? Tamam okey. Bu arada Alen biraz terledi şey galiba, peçete verelim. Erol abi Alen. Terledi Alen abi. Bence artık tamam, son ki... sözümü söyleyip kapatıyorum. Tamam peki. Pazar günleri Çarşı Depomuz açık. Orada bazen karnımız acıkıyor, paramız da yok, bize yemek gönder. Şimdi ağlayacağım. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ ol. Eyvallah Erol. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay, görüşürüz. Teşekkür ederiz Erol abi, çok sağ ol. İyi yayınlar size de, bay bay.